tatlı aslında diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. Mardin'i diyelim. Mardin diyelim, Urfa diyelim, Batman evet. diyelim hiç fark etmez. Doğu'da özellikle dedik ki böyle cevizi sucuklar vardı biliyorsunuz böyle üzüm şırasına batırırlar. O sucuklar ne yapılır? Teker teker ipe dizilir. Evet, ondan evet. sonra şöyle kurutulduktan sonra tek kat iki kat ne yaparlar? Üzüm şırasına batırırlar, çıkarırlar, onları ipe sererler. İpe serdikten sonra alırlar güzel böyle nişastayla. Bularlar o sucukları. Ondan sonra afiyetle onları, bizler de evet, onları yemek için evet dişlerin biraz böyle sağlam olması lazım değil mi Ayşegül Hanım? Tabii dişlerin sağlam olması lazım. Evet, ama bunda, o yüzden dişlerimize bakacağız. Evet bunda öyle bir şey yok. Biraz daha farklı bir şekilde olacak. Böyle güzel bir şekilde yapacağız. İstersen ne yapalım? Şöyle bir yandan malzemelerimizi sayalım. Ondan sonra seninle beraber hem sohbet edelim hem de tatlımızı yapalım. Tamam. Evet. Evet efendim şimdi sizlere güzel bir lezzet yapıyoruz dedik. Güzel bir tatlı yapacağız. Şöyle. Ayhan çaktırmadan malzeme listemi aldın mı yoksa benden? Evet. Bastık yapıyoruz efendim. 7 çorba kaşığı nişasta kullanacağız. 7 çorba kaşığı su kullanacağız. 2 çay bardağı pekmez kullanıyoruz. 2 su bardağı toz şeker. Üzeri içinde ceviz ve toz fındık kullanacağız bestik tatlımız için. Evet. Şimdi ben şöyle tenceremi sana vereyim Ayşegül Hanım. Bugünkü bestik tatlımızı sen yap istersen. Ben, şöyle sadece uzaktan seni takip edeyim. Şöyle ilk önce ne yapayım? Ben size suyu vereyim. 7 su bardağı kadar suyumuzu tenceremize koyacağız. Tamam. O zaman ben de şöyle dolaptan su bardağı alayım. Su bardağımızı alalım. Şöyle sevgili izleyicilerim ne yaptık? Tenceremizin altını yaktık. Şimdi Ayşegül Hanım bize 7 su bardağı dolu dolu suyumuzu ne yapacak? Tenceremize koyacak. Bir... Evet. İki. Soğuk su ama değil mi usta? Tabii ki soğuk su. O güzelce bir şekilde. Üç. Dört. Evet. Beş. İki su bardağına daha ihtiyacım var. Tabii alalım şöyle. Şöyle şuradan alabilirim isterseniz. Şöyle vereyim ben size. Kapağını beş, alalım. Beş. Şöyle altı. 7. Güzel sayıyormuşsun Ayşegül Hanım. Kedi eti 7. Evet şöyle suyumuzu kaldıralım. Şimdi sevgili izleyicilerim ne yaptık? 7 su bardağı kadar suyumuzu tenceremize koyduk. Ve suyumuzu koyduktan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimizi Ayşegül Hanım'a veriyorum. Dökün. Ölçmüştük değil mi? Ölçmüştük. Gerek yok zaten. Tamam. Biz ayarlamıştık. Ölçmüştük. Heh. Elinize sağlık. Rica ederim efendim. Şöyle onları da koyduktan sonra ben size şöyle çırpma telimizi verelim. Ve 2 su bardağı kadar da bizim şöyle hemen pekmezimiz var. Onu da içine ilave ediyoruz. Oo. Şöyle. Bunu da içine ilave ettikten sonra şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım onu güzelce bir şekilde karıştıracak sevgili izleyicilerimiz. Şimdi karıştırırken ben de şöyle tekrar da tabağımızı alalım. Şöyle çırpma telimizi de aldık ve 7 yemek kaşığı kadar nişastamız var. Ne yaptık? 7 su bardağı suyumuzu tenceremize koyduk. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimizi içine ilave ettik. Ve toz şekerimizi ilave ettikten sonra 2 su bardağı kadar da pekmezimizi içine ilave ediyoruz. Pekmezimizi de içine ilave ettikten sonra şimdi o yavaş yavaş kaynayacak sevgili izleyicilerim. O kaynayana kadar biz de ne yapıyoruz? 7 yemek kaşığı kadar nişastamızı yani her bir su bardağımıza bir yemek kaşığı nişastamız yeterli olacak sevgili izleyicilerimiz. Şöyle nişastamızı gördüğünüz gibi şöyle bir geniş bir kabımızın içine aldık ve çok hafif şöyle suyumuzdan alalım. Şöyle evet ve başladık şöyle nişastamızı açmaya sevgili izleyicilerimiz. Evet şöyle 7 yemek kaşığı kadar nişastamızı çok az bir şey daha suyla hemen güzelce bir şekilde şöyle bir açalım. Bir yandan hemen pekmez tencerede kaynarken biz de ne yapıyoruz? Şöyle nişastamızı hazırladık. Evet. Usta bizim kullandığımız dut pekmezi mi oluyor? Evet. Üzüm pekmezi mi? Üzüm pekmezi kullandık. Üzüm pekmezi kullandık. Ama isteyen düt de kullanabilir, isteyen üzüm pekmezi de kullanabilir. İkisi de çok güzel oluyor. Farklı bir şekilde tabii hazırlanıyor. Şimdi yavaş yavaş Ayşegül Hanım bize onu hazırlasın tatlımızı. Ayşegül Hanım tatlımızı hazırlarken sevgili izleyicilerimiz biz de ne yapalım? Şöyle ekmeğimizi çıkaralım. Yemeğimizi de şöyle biraz daha üste alalım.
Diyet yemeğimiz de hemen hemen hazır sevgili izleyicilerimiz. Onu da bir iki dakika sonra alacağız. Evet şöyle. Evet şu an ortam pekmez kokuyor. Tatlı kokuyor ortam. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde hemen kaynasın. Ondan sonra nişastamızı içine ilave edeceğiz. Yani nişastamızı içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde tatlımızı hazırlamış olacağız. İsterse ben şöyle kardeşlerimiz için bir salata mı hazırlayayım Ayşegül Hanım? Hazırla bakalım evet, usta, hadi bakalım. Ayhan bizden salata istemişti. Biz de ne yapalım? Kardeşimiz için hemen şöyle onun için güzel bir salata hazırlayalım. Hazırla bakalım. Şöyle önce şimdi, bir eldivenlerimi giyeyim. Evet, sen eldivenlerini giyene kadar biraz ben de pekmezle ilgili konuşayım tabii, istersen. Tabii ki güzel olur. Şimdi üzüm pekmezi özellikle yapı olarak biliyorsunuz biraz daha sıvı ve ince oluyor. Kıvam evet. olarak diyelim daha doğrusu. Üzüm pekmezi biraz daha koyu oluyor. Şimdi üzüm pekmezi, ondan sonra işte dut pekmezi, andız pekmezi var. Özellikle bu andız pekmezini herkes çok bilmez. Nadir yapılan bir pekmezdir. Ondan sonra hurma pekmezi var. Her çeşit çeşit pekmez var. Bunların ortak özellikleri var. Şöyle kısaca bir değinelim. Özellikle şimdi en çok bizim halkımızca tüketilen üzüm ve dut pekmezi. Evet. Üzüm ve dut pekmezinin zaten yararları hemen hemen aynı. Kansızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ondan sonra özellikle mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bebeklerin gelişimi için kullanabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz başka? Ondan sonra dedik ki mide için, ülser için iyi olduğu söyleniyor. Kan yapıcı özelliği var tabii ki. Ve özellikle dut pekmezi için şunu söyleyebiliriz. Boğaz ağrısı çekiyorsanız şöyle bir ağzınızda bir gargara yapın. O pekmezi yutun. İnşallah boğaz ağrınıza iyi gelecek. Bronşit ve astım, öksürük hastalıklarına karşı yine iyi geliyor. Bir de çocuklarımızda iştahsızlık varsa eğer bunu ben kendim bizzat yapıyorum zaten. İştahsızlığı varsa, kansızlık problemi yaşıyorsa sabahleyin kalktığı zaman aç karnına şöyle iki tatlı kaşığı kadar çocuklarımıza pekmezi yedirelim. İnşallah şifa olsun, enerji olsun, kan olsun, sağlık olsun diyorum ben. Diyoruz size de. Evet, sağ olsun Fatma Hanım'a. Buradan evet ne yapalım? Şimdi tatlımıza şöyle devam ediyor sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi. Hemen kaynadı. İyice şöyle kaynayacak mı usta? Yok şu anda zaten yeterli Ayşegül Hanım. İyice kaynasın usta. Şu anda yeterli. İyice kaynasın. Şöyle nişastamızla sevgilicilerimiz karıştırın Ayşegül Hanım. Evet şöyle koyu bir kıvam alana kadar. Nasıl Ayşegül Hanım? Allah harika görünüyor. Evet şöyle Ayhan şimdi seni yanımıza doğru desem, alalım. Şimdi çikolata mı desem, bastik mi desem. Çok farklı oldu. Tahin mi desem, muhallebi mi desem artık istediğinizi söyleyin. Çok güzel oldu gerçekten. Puding mi desem, ne desem bilemiyorum ki. Şöyle çok güzel herhalde oldu. Herhalde şu iki tabağımız yetecek değil mi Ayşegül Hanım? Yetecek usta, yetecek. Şöyle. Evet tatlımızı görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde ne yaptık? 7 su bardağı kadar suyumuzu koyduk tenceremize. Ondan sonra 2 su bardağı kadar toz şekerimizi, 2 su bardağı kadar da pekmezimizi içine ilave ettik. Onu ne yaptık? Güzelce bir şekilde kaynattık. Ve kaynattıktan sonra ne yapıyorsunuz? 7 yemek kaşığı dolu dolu olması gerekiyor. Nişastanızı herhangi bir kabın içine alıyorsunuz. Onu az bir şey suyla iyice bir açıyorsunuz. Kaynayan pekmezinizi içine ilave ediyorsunuz. Ve güzelce bir şekilde kaynadıktan sonra zaten nişastanızla beraber o zaten hemen koyulaşacak. Şöyle tenceremizin altını kapatıyoruz seviyicilerimiz. Hemen bismillah diyoruz şöyle evet, kabımıza. İstersek onlar daha da küçük kaplara servis edebilirler. Tabii ki. Şöyle. Ama zaten bu soğuduktan sonra kalıp gibi olacak. Evet şöyle. Kesip kesip böyle tabaklarınıza da servis yapabilirsiniz. Ellerinize sağlık usta. Teşekkür çok güzel görünüyor. Günahını. Üzerine biraz böyle siz ne yapacaksınız? Ona ben süsleme yapacağım. Tamam. Bu şöyle Merve Hanım'ın. O çok seviyormuş. O az değil mi Merve'ye? Anca yeter bu Merve Hanım'a. Ama sen şimdi burada bak. Bu da Ayhan'ın. Ha tamam kardeşim tam diyecektim Ayhan. Ki dedin ki hepsi Ayhan'ın evet, olsun diye ama yere ikiye böldüm. Evet şöyle Ayhan'ı çok seviyoruz. Ayhan zaten bir tanesini götürecek. İstese Ayşegül Hanım benim ellerim ıslak. Ben şöyle salatamı yapma devam ederken şurada bizim toz fıstığımız var. Ve cevizimiz var. Mi? Şöyle bir süsleyin isterseniz sevgilicilerimize. Hemen güzelce bir şekilde göze de hitap edelim. Salatamız da yavaş yavaş şöyle hazırlandı. Şöyle bir karıştırdık. Senin gibi süsleyeyim ben şimdi. Sen tamam. Böyle yapıyorsun ya. Şöyle. Evet. İsmail mi yazıyorsun? Yok, İsmail yazmıyorum usta.
İsmail yazmayacağım. İsmail niye yazmıyorsun? İçimden İsmail yazmak gelmedi. Merve yazarım belki. Kızdırdı mı İsmail seni? Ondan mı yazmadın? İsmail... Herhalde. Yok, kızdırmadı beni usta. İsmail ne yaptı yine? Yalnız biz böyle var ya, her şeyimiz artık burada. Hiç bak, bizim gizlimiz saklımız yok. Kavga da etsek. Şimdi duyan diyecek acaba İsmail'le kavga mı ettiler? Yok, yok öyle bir şey tabii ki, takılıyoruz. İsmail'e de yazarız usta. Sen söyle yeter ki yani. Evet, şöyle. Salatamızı da hazırladı seviyicilerimiz. Onu da güzelce bir şekilde şöyle tabağımıza koyalım. Şöyle. Hafif bir süsleme de yapalım. Evet. Şöyle limonlarımıza da. Şöyle sade süsledik ama usta artık senin çok kadar olmasa da. Çok güzel oldu, elinize sağlık Ayşegül Hanım. Evet, biz de ne yapalım, şöyle salatamızı güzelce bir şekilde süslemeye devam ediyoruz. Evet. Evet, tatlılarımız da süslendi. Salatamız da şu an son halini alıyor. Tatlımızı şöyle gördüğünüz gibi seviyicilerimiz hemen hazırladık. Şöyle bir ortalığı toparlayalım. Bir yandan salatamız da çıktı. Tatlımız da hazır, yemeklerimiz de hazır. Şöyle neler yaptığımı ben bir daha size anlatacağım. Ama şöyle bir ortalığı hafiften bir alalım. Evet. Şöyle güzel bir şekilde toparladıktan sonra tatlımızı biraz şöyle ileriye alalım. Şöyle Ayhan daha yakında güzel bir şekilde görsün diye ortada salatamızı, şöyle bu tatlımızı şöyle bir aldık. Hep. Hepinize afiyet olsun diyorum. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.